21 Aralık, 27 Aralık. Nasılsınız terazi burçları? Umarım her şey. Evet. Bu hafta gözünüzde her şeyi büyüteceksiniz. Yani ben ev kaldıramam, işe gidemem, kalkamam. Hani hiçbir şeye tepki vermek istemiyorsunuz. Her şeye karşı anlayışınız sanki olağanüstü olumsuz hareket sergiliyor. Ve yani mümkün olursa evdeki herkes sessiz olsun, işe gitmeyin. Benim bir güzelliğim, bedenim bir iyileşsin diyeceğiniz bir haftayı yaşamak, bu hafta bu böyle yaşamak istiyorsunuz. Bence daha çok ev temponuzda işinize devam ettireceğiniz için evet bu çok sıkıcı ve sizin ruhunuzu daraltacak gözüküyor. Uzun süredir satmak istediğiniz bir ev konunuz vardı. Bunu satıp farklı bir eve kiraya çıkma niyeti olan bazı terazi burçları bunu bu hafta kararını verip emlakçıyla konuşup bu işi halledecek olarak gözüküyor. Özellikle Perşembe, Cuma, Perşembe günü ya da Çarşamba günü bu karar, Perşembe günü bu kararı vereceksiniz. Sanki pazar haftaya yani ayın 1 Aralık itibariyle de ev satışınızla ilgili yazınız söz konusu olacak diyorum. Karadeniz ya da Ege tarafları ya da Batı Ege'de olan Batı Karadeniz'de olan bazı terazi burçları bulunduğunuz yeri değiştirip daha merkez bir noktaya geçme gibi fikri olan bazı teraziler için hayırlı. Hatta evi inşaat ettirmek istiyorsunuz. Özellikle Karadeniz bölgesinde olan bazı terazi burçlarında kendi evini inşa etmek, toprağı belirleyip oraya kendi tarzı bahçe katlı bir ev yapma planı içerisindesiniz. Bununla ilgili araziler ve kararlar noktanız var. Yapacaksınız, hayırlı olacak. Özellikle lojman, askeriye ya da devlette çalışan bazı terazi burçları lojman bekliyorlar. Bununla ilgili olumlu bir süreç var. Eğer askere gidecek evinizde biri varsa gayet sağ salim bir görevini yapıp gelecek. Onunla ilgili endişeleriniz varsa korkmayın diye uyarı veriyorum. Yalnız şöyle bir sorununuz var. Alışkanlıklarınızı yani beslenme alışkanlığı değil de yatak alışkanlığınızı, uyuma alışkanlığınızı, saatleri biraz kontrol etmeniz gerekiyor. Bu ara çok fazla geç mi yatıyorsunuz? Yani uykunuzu tam alamıyor musunuz bilmiyorum ama ani sinirleriniz var haritanızda. Ani sinirlendiğiniz, öfkelendiğiniz, neye kızdığınız belli değil ki. Siz bu ara ruhunuz ve enerjiniz o kadar iyi olması gerekirken 21 Aralık, 27 Aralık cinnet geçirmiş gibi ve sinir harbi içerisinde olacaksınız. Bunları bir toparlamamız lazım. Bir de babayla alakalı bir para mevzusu ve çözülmesi gereken bir malla alakalı kardeşler arasında yani babanızın kardeşlerinden kaynaklanan bazı sıkıntılar babanızın canını sıkabilir. Ama babanız kimseye hakkını yedirecek bir adam değil. Ya da babanıza ait mallar size gelmiyorsa bile mallar gelecek kimse sizin hakkınızı yemeyecek daha vakti var. O yüzden çözülmemiş olaylar var. Özellikle halanıza karşı kırgın ya da baba soyunuza karşı biraz kırgın ve öfkeli olabilirsiniz. Arkamızda durmadı diyerekten öfkeleniyor olabilirsiniz. Hak veriyorum ama zaman içerisinde herkes hatasını anlayacak ve sizin haneden özür dilenecek. Sadece zamana ihtiyacı var. Kariyerinde özellikle banka, doktor ya da hukuk alanında çalışan bazı terazi burçlarında ciddi anlamda güzel değişimler ve güzel süreçler ve kariyerle ilgili güzel planlar ve gözden geçirip şurada olmak istediğim dediğiniz kapıların gayet güzel bir şekilde açılacağını görüyorum. Sabretmeniz önemli. Özellikle kariyerinde yüksek eğitim tamamlamak istiyor, üniversite, lisans ya da bu tarz tamamlamak isteyen insanlar da radikal bir karar var. Bunlarla ilgili eğitiminizi tamamlayacaksınız. Sağlık olarak böbrekleriniz, özellikle kadınsal bölgeniz ve regl dönemlerinizde sıkıntılar olabilir değerli terazi burçları. Ayaklarınızı üşütmeyin. Erkekler için de yeme alışkanlığınız değişti. Bunları bir toparlayın. Yediğinizi, içtiğinizi ihmal etmeyin. Gece yarısı devamlı yemek yeme modundasınız. Bunları çıkartın. İşsiz olanlarda sürpriz bir iş kapısı olumlu ve aydınlık olacak. İş mahkemesi olanlar Ocak ortası gibi iş mahkemeniz görülecek. Haklı olduğunuz noktanın aydınlanması var değerli terazi burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli terazi burçları. Astrolojiden ne haber ve Akkaya Official benim Instagram sayfam günlük yorumlarımızı takip edebilirsiniz. Umut ve sevgi sizinle olsun. Hoşça kalın.